Efendim hoş geldiniz. Ee, evet şimdi zenginlerin lastiği olan 19 jant e, ama zengin olup da zengin arabasına binip de arabasına pet last Ömer kardeşimin e, lastikleri şu an itibariyle elimize geldi. Kaç paraydı Ömer bu? Lastikleri fiyatı? 1488 lira. 1488 lira. 2021 imalatı arkadaşlar. E, aynı zamanda da e, jant şeyin lastiğin yanılmıyorsam jant koruma özelliği de var. Lastik nevatları 245'e 45 19 120 V arkadaşlar hemen size imal tarihini de göstereyim İmal tarihi evet 102 V e, 47. hafta 2021 üretimi e, bir lastik arkadaşlar dediğim gibi kış lastiği biliyorsunuz bu kış lastiklerinde e, ne özellik var kış lastiklerinde iki çeşit lastik tipi var arkadaşlar bir tanesi e, kar için yani bu tip lastik. Bir tanesi de buz lastiği. Buz lastiğini daha çok kayak merkezlerinde ya da böyle karın, buzun, erzurum gibi, kars gibi sürekli karın kalkmadığı yollarda tavsiye ediyorlar. Diğerlerinden farkı ne? Buz lastiğinin. Diğerlerinden farkı e, kar lastiğinden e, daha yumuşak olması arkadaşlar. Yani bakın şunu böyle şöyle tırnakladığımızda gördünüz mü? Aynı zamanda da e, kokusu bir Oh, mükemmel bir kokusu var arkadaşlar lastiğin kokusunu kavuşun kokusu inanılmaz severim şimdi bunun yumuşaklığıyla buz lastiğinin yumuşaklığının arasında 2-3 kat daha e, yumuşak Heh, e, tamam yolu karda buzda daha iyi tutuyor ama bu kez de, de normal yolda asfaltta sürdüğünüz zaman da e, maalesef daha çok aşınma ile karşı karşıya kalıyorsunuz buz lastiğinde ee, işte tamamen bu sizin kullanımınıza göre e, tercih etmeniz gereken bir olay normal şartlarda çok fazla karın olmadığı memleketlerde normal kar lastiğini e, kullanmak en mantıksı biz neden bu e, ürünleri tercih ettik çünkü e, piyasada en uygun e, lastik markalarından bir tanesi hem yerli hem de Piyasada en çok kullanılan e, ürünlerden bir tanesi. Şöyle sertliğine dediğim gibi baktığım zaman sertliği falan e, bence gayet yeterli ve yerinde. Daha öncesinden e, kullanan arkadaşları biliyorum. Piyasada e, memnunlar. Normal markaya gittiğimizde biz bunu çok araştırdık. Lastasının işlerini. diğer markalar araştırdığımızda biz bunu yani bunun ortalaması 1500 lirayken bir, bir lastik e, adetinden bahsediyorum. Diğerlerinde bu rakam kaça çıkmış Ömer? 3000 liraya. 3000 liraya. Bir tek lastiğin fiyatı 3000 liraya çıktı. Neden 3000 liraya çıkıyor? Çünkü bu lastiğin ebatı büyük arkadaşlar. Yani 19 inç bir ebatı var. Dolayısıyla da piyasada hem az bulunuyor. Bir de 19 jant zaten normal bir otomobilde olmuyor arkadaşlar. Zengin arabalarında olduğu için. Arkadaşın arabası zengin arabası ama kendisi işte gariban olduğu için böyle petlas kullanabiliyor. İşin esprisi tabii. bence bütçenizde kısıtlıysa petlas lastiği kullanabilirsiniz Arkadaşlar artık kendini e, Türkiye piyasasında kanıtlamış lastiklerden bir tanesi desen yapısı olarak da baktığımızda e, Bence e, gayet güzel bakın e, 1 2 3 her bir dişte e, 3 e, çizgisi bulunurken aynı zamanda da Şuradaki desenleriyle de e, hem yol tutuş anlamında hem de kart tutuş anlamında Bence gayet güzel şık lastiklerden bir tanesi. Dediğim gibi burada da e, lastik koruması kanalı da mevcut arkadaşlar. W. Evet arkadaşlar e, Petlas'ın Snowmaster Master W651 modeli lastiğini aldık. Model olarak ilk defa kullanacağız. E, i̇lerleyen zamanlarda da kar tutuşuyla ilgili de eğer kar yağar da karda kullanırsak da e, o çalışmamızı da inşallah hep birlikte sizinle paylaşır hep birlikte görürüz. Ömer arkadaşıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle kullansın. Tekerine çivi metal değdirmesin inşallah. Peki hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.